Mevcut bir bilgisayarınız var ama eskisi gibi randıman mı alamıyorsunuz? Normal performansından çok daha düşük bir performans mı sergiliyor? Oldukça ağır kasmalar, takılmalar vesaire gibi bir sürü problemle karşıyasınız. Yeni bir sistem kurmak istiyorsunuz. Yani demem o ki yeni bir Windows kurmak istiyorsunuz. Peki nasıl yapılır bilmiyorsunuz. İşte bu video tam size göre. Bu videomda sizlere Windows 10'un adım adım nasıl kurulacağını anlatmaya çalışacağım. Hazırsak başlayalım. Evet arkadaşlar, Windows 10 kurulumuna geçmeden önce ilk başta halihazırda çalıştığını bildiğiniz bir adet bilgisayara ihtiyacınız var. Bu kendi format atacağınız, yani Windows 10 kuracağınız bilgisayarınız da olabilir. Onun dışında internete bağlanıyor olması gerekli. Ve en sonda minimum 8 GB'lık bir flash bellek önereceğim size. Bu 3 malzeme de elinizde olduktan sonra sırasıyla başlayalım. Öncelikle internet tarayıcımızda Windows 10 indir yazıyoruz. Daha sonrasında karşımıza tabii bu bütün her şeyi legal yani orijinal yasal bir şekilde yapacağımız için Windows 10 disk görüntüsü indirmeyi aracını indiriyoruz. Burada Microsoft'un sitesinde işte Windows 10'un 2022 güncellemesi olan son sürümü yani 22H2 versiyonunu indireceğimiz için bize indirmek istediğimiz ilk etaptaki aracımız Media Creation Tool yani Windows 10'u bilgisayara yükleyebileceğimiz flash belleği hazırlayacağımız görüntüsü diyeyim size. İndir diyorum. Daha sonrasında programı açıyorum. Arkadaki tarayıcımızı kapatabiliriz. Bu arada bilgisayarınızda da bunu yaparken laptop kullanıyorsanız ya da desktop, masaüstü ya da dizüstü kullanıyorsanız önemli şeylerden bir tanesi internetinizin kesilmemesi gerekli. Bunun için de cihazınızın full performanslı olması gerekiyor. Yani uyku moduna asla geçmemeli. Sözleşme göre karşınızda klasik olarak bunları kabul ediyoruz. Daha sonrasında da hazırlamak için bekliyoruz. Şimdi karşımıza çıkan iki seçenekten bir tanesi bu bilgisayarı yükseltme anlamında taşıyor. Diğeri ise başka bir bilgisayar için kurulum medyası oluşturmamızı söylüyor bizden. Ne yapıyoruz? Önce flash belleğimizi bilgisayara takıyoruz. Formatlasanız da formatlamasanız da ki ben formatlayarak taktım. Burada 16 GB'lık bir Kingston marka flash belleği tercih ettim. Hayır diyorum başka bilgisayar için yükleme medyası oluştur diyorum. Flash belleğimi taktıktan sonra ileri diyorum. Şimdi oluşturacağı Windows 10 kurulum medyasının iki adet temeli var. Bir tanesi hangi dilde olacağı, diğeri ise mimari tarafı yani 32 bit mi 64 bit mi? Öncelikle şunu kaldırıyorum. Bu bilgisayar için önemli seçenekleri kullanı kesinlikle kaldırıyorum. Ve daha sonra eğer bilgisayarınız son çıkan versiyonlarda bir bilgisayarsa 64 biti sadece indirmenizi önerebilirim. Ama kullanacağınız bilgisayarda daha doğrusu kurulumu yapacağınız olduğunuz bilgisayarın eski bir bilgisayar olduğunu varsayarsam hem 32 hem 64 bit olarak her ikisi denilen seçeneği işaretliyorum. Daha sonra ileri diyorum. Flash belleğimi görüyorum. Daha sonrasında görmüş olduğu flash belleği doğrulamak için ileri diyorum. Buradan sonrası tamamen zamanla alakalı. Bu biraz zaman alacak çünkü aynı zamanda Microsoft'un sitesinden Windows 10 ISO'sunu indiriyor sunucularından. Daha sonrasında da indirdiği medyayı direkt flash belleğe otomatik olarak yazmaya başlıyor. Bu kısımda çayınızı kahvenizi içebilir ya da varsa farklı bir işleriniz o işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Çünkü bu kısım biraz zaman alacak. Bu kısımda videoyu donduruyorum. Bittikten sonraki kısmında tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar flash belleğimiz yani ön yüklenebilir Windows 10 kurulum flash belleğimiz hazır. Bu programı kapatıyorum. Son diyorum. Bundan sonrasını maalesef bilgisayarımı çekerekten devam edeceğim. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Halihazırda bilgisayarınız çalışıyorsa, henüz format atmadıysanız bilgisayarınızın marka ve modeline göre internetten mevcut güncel olan sürücülerini yani driverlarını indirip harici bir belleğe bu taşınabilir disk olabilir farklı bir flash bellek olabilir oraya kopyalamanız aktarmanız gerekmekte. Ha evet Windows kurduktan sonra Windows Update ile yani Windows güncellemesiyle birlikte çoğu yani birçok driver'ı hemen hemen hepsini görebiliyor fakat
Burada Nvidia'nın ya da AMD'nin yani Ati'nin ekran kartları gibi sürücüler söz konusu olduğunda onların orijinal sitelerinden indireceğiniz orijinal driverları da bir yere yedeklemeniz gerekmekte. Halihazırda update'te bile ne kadar bulabilse bile bunları manuel kendi sitesinden indirmenizi tavsiye ederim. Şimdi her bilgisayarın bir başlangıcı yani boot'u dediğimiz kısmı farklıdır. Bu markaya, modele göre değişir. Toplama bir bilgisayarınız bile varsa üretici olan anakartın sunmuş olduğu bootable dediğimiz yani boot edeceğimiz başlangıç yapacağımız yeri farklı olabiliyor. Neden bahsediyorum? Şöyle ben bu bilgisayarı şimdilik kapatıyorum. Daha sonrasında da açıp tekrar gireceğim. Bu arada kullanmış olduğum bilgisayar HP'nin Victus modeli. Bütün HP'lerde standarttır. Escape tuşuyla başlangıça girilir. Sonrasında boot esnasındaki ekran gelir ve bize orada F tuşlarıyla neyin nerede olduğunu söyler bize. Bilgisayarımı açtığımda Escape tuşuna basıyorum. Direkt alt köşede zaten bana ne yapacağımı soruyor. Evet diyorum ki işte F1'in sistem bilgisini verdiğini, F9 boot menüsü olduğunu, F10'la da bilgisayarımın BIOS ayarlarına girip değişiklik yapabileceğim kısmının olduğunu söylüyor. Burada flash belleğim bilgisayarıma takılıyken boot edeceğim için F9'u seçiyorum. F9'u seçtikten sonra flash belleğimi gösterecek kısma geliyorum. Direkt burada flash belleğimin adı Kingston'dı. Kingston olarak gördü ve bekliyorum. Evet, burada ben her işletim sistemi için seçeneğini indirmiştim. Yani mimari tarafından hani bahsetmiştim ya 32 bit ya da 64 bit olması. Yeni bir bilgisayarsa bu 64 bit olarak bizim karşımıza gelecek. Ben burada 64 bitlik olan seçeneği seçiyorum. Sonrasında da bekliyorum. Kurulum için flash bellekler ön yükleme yapmaya başladı. Sonrasındaki aşamalar ise zaten Türkçe geleceği için karşımıza oldukça kolay, oldukça basit bir yöntemler mevcut. Sadece ilerle diyerekten bu kısımları geçeceğiz. Şimdi karşımızda yükleyeceğimiz işletim sistemi ile ilgili bize bilgiler veriyor. İşte yüklenecek dilimiz, saati ve para birimi, klavye ve giriş yöntemi gibi Türkçe, Türkiye konum olarak ve klavye tarafında da Q'yu tercih ediyorum. Yükle diyorum. Şimdi bakın sıfırdan tertemiz kurulum yapacağım için şu aşamalar çok önemli. Ürün anahtarım şimdilik yok diyorum. Ve burada Windows Home, Home Single Language, Education ve Pro versiyonları mevcut. Şimdi bu işletim sistemleri yukarıdan aşağı sıralandığında en basitten en üst seviye olarak algılayabilirsiniz. Pro versiyonunda her türlü değişikliği yapabileceğiniz sınırları olmayan bir işletim sistemi. İleri diyorum Pro'yu seçtikten sonra daha sonrasında lisans sözleşmesi giriyor. Okey diyorum, kabul ediyorum. Şimdi az önce bahsetmiş olduğum önemli dediğim noktalardan bir tanesi bu kısım arkadaşlar. Evet diyorum ki yalnızca Windows yükle gelişmiş, Windows'u yükle yükselt vesaire. Windows yüklü diye alt seçeneği seçiyorum. Karşıma benim bilgisayarımın hard diskinde olan bütün bölümleri gösteriyor. Bunların hepsini Windows kurulum esnasında kendisi otomatik olarak yapıyor. Sürücü bölüm 1'den başlıyorum. Sil demeye siliyorum. Aynı zamanda bu kısma format atma kısmı diyebiliriz. Direkt bütün her şeyi siliyorum. Bakın disk kapasitem hemen hemen her seferinde artıyor. Üzerindeki 500 GB diski 479 olarak gösteriyor. Windows bu tarafta yalan söylüyor. İleri diyorum hiçbir şey işaretlemeden yeni oluşturma vesaire demiyorum. Kesinlikle demiyorum. Diskim seçili ileriye tıklıyorum. Ve buradan sonrası beklemekle ilgili bir durum. Üzerindeki RAM kapasitesinden ve kullanmış olduğum hard disk yapısına göre yani normal hard disk mi, SSD disk mi yoksa M.2 disk dediğim kısımda bu saymış olduğum sıralama eşittir. Hız yani performans sıralaması aynı zamanda. Normal hard disk kurulumu normal bakır plağa sahip olan bir yapıda olduğu için daha yavaşken SSD'de özellikle SATA 3 ve üzerinde ise daha hızlı oluyor. Ama M.2 SSD dediğimde o da yaklaşık
Flash beyliğiniz ya da bir çakmağınız kadar büyüklükte oluyor ve o da en hızlı olanlardan bir tanesi. Bu arada kurulum yapmış olduğum bilgisayar AMD Ryzen 7 7000 serisi işlemciye sahip, RTX 3050 Ti ekran kartı ve 16 GB'lık da 512 SSD ile birlikte bir alana sahip. Evet, kurulum tarafımız bitti diyebiliriz. İlk restart yani yeniden başlatma kısmımız geldi. Bu arada kesinlikle flash belleği çıkartmıyoruz. Aynen devam ediyoruz. Yine boot kısmını gelse bile hayır diyoruz. Kesinlikle hiçbir şeye ellemiyoruz. Bakın otomatik olarak dönmeye başlıyor. Bu ilk yüklenimdeki ana ekranın, cihazın hazır hale gelmesinin simgesidir. Yükleniyor demenin de zaten kısacası özetidir. Şu anda yüklemiş olduğu dosyaların açılmasını sağlıyor. Yani bunu bir sıkıştırılmış zip dosyası gibi ya da WinRAR dosyası gibi düşünebilirsiniz. ISO dosyası olarak bize tek bir Windows'u verdi. Kurulum esnasında bu dosyayı açaraktan gerekli olan sistem yani yükleme dosyalarını oluşturdu. Tabii bunu arka planda yaparken Windows yüklenimde biz bunları göremiyoruz. Bilgisayarın ilk kurulum tarafı biraz zaman alacağı için tabii ki burada unutmadan söyleyeyim. Bu süreç tamamen sizin bilgisayarınızın performansıyla alakalı bir durum. Evet, ilk kısmımıza geliyoruz. Türkiye'yi seçiyoruz. Kullanmak istediğimiz klavye yerleşkesi olarak seçeneği seçiyoruz. Türkçe Q olarak devam ediyorum. Herhangi bir ikinci bir klavye düzeni eklemek istiyorsunuz kısmına da atla diyerekten devam ediyorum. Şu an diyorum ki benim bir internet bağlantım yok. Ki varsa da ayrı. Ben bunu lokal olarak yani çevrim içi mail adresimi girerekten bir hesapla kullanmak istemediğim için şimdilik sınırlı kuruluma devam ediyorum. Daha sonrasında Windows'un ayarlarına girip de bunu kendim hesabımı girip yani mail adresimi girip sonrasında parolumu ekleyip normal Microsoft hesabına oturum açaraktan belli başlı kısımlara erişme şansım olabiliyor. Ne gibi belli başlı kısımlar? En basiti OneDrive'ınız, 365 varsa Office 365 aboneliğiniz bunlar. Ya da Microsoft Windows lisansınız varsa ve bu sizin normal Microsoft hesabınızın içerisinde kayıtlıysa otomatik olarak bunları görüyor. Tabii biz bu bilgisayarda normal olarak kendi yerel kullanıcımızı seçeceğimiz için direkt ben adımı yazıp devam ediyorum. Parola kısmına atlıyorum. Bilgisayar için gizlilik ayarları ile ilgili bir menü. Burada işte cihazın bulu açıp kapatabilirsiniz. Konum servislerini açıp kapatabilirsiniz. Reklam kimliği vesairesi. Ben bunları kapatıyorum genelde ki saçma sapan reklamlar karşıma çıkmasın diye. Sonrasında da bütün her şeye hazırlayacağı o en çok beklediğimiz kısma geliyor. Aslında en çok beklediğimiz derken tabii bilgisayarın performansı, konfigürasyonun tarafında bilgisayarınız iyi bir durumdaysa bu kısımlar az önce de görmüş olduğunuz gibi oldukça kısa sürebiliyor. Şimdi burada anlatmak istediğim Windows 10 ve Windows 11 kurumları birbirlerinin kopyası. Bu noktada bu yapmış olduğum tüm işlemler Windows 11 içinde geçerli. Tabii burada da unutmamak gerekli. Windows 11 kuracağınız zaman mevcut bilgisayarınızın hali hazırda Windows 11'i destekleyebilecek kapasitede olması gerekli. Yani bu bilgisayara Windows 11 yüklenemez denilen bir bilgisayara Windows 11'i illegal yollardan bile kurmaya kalktığınızda Microsoft güncellemeleriyle birlikte yani yayınladığı her ay düzenli büyük güncellemeleriyle birlikte ki ayda yanılmıyorsam şu an 2 adet işte güncelleme yanıyordu. Bir tanesi büyük olanı, diğerisi küçük güvenlik güncelleştirmeleri adı altında değişiyor. Evet, ilk etapta bilgisayarımızın bakıyoruz sürücüleri kurulu mu? Hayır, kurulu değil. O yüzden bunu mevcut internet sitesinden indirdikten sonra driverları kuruyorsunuz. Sonrasında da bilgisayarınıza güncellemelerini yapıyorsunuz. Sıralama aynı şu şekilde. 1. Bilgisayarın driverları. 2. Güncellemeleri. 3. de mevcutta kullanmak istediğiniz programlar arkadaşlar. Bu üçünü yaptıktan sonra bilgisayarınızı driverları yükledikten sonra
Yeniden başlatmanız, Windows Update'ten sonra zaten sizi uyarıyor. Tekrar yeniden başlatmanız ve programlarınızı kurduktan sonra daha stabil bir performansla kullanmak istiyorsanız unutmayın yeniden başlatmanız gerekmekte. Evet, şimdilik kurulum aşamalarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım gayet açıklayıcı olmuşum. Bu arada flash belleğimizi bilgisayarımızdan artık çıkartabiliriz. Kurulum esnasında yeniden başlatsa bile kesinlikle flash belleğinizi bilgisayarınızdan çıkartmıyorsunuz. Ta ki her şey bitip de masaüstümüz önümüze gelene kadar kesinlikle ama kesinlikle hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Flash belleğiniz bilgisayarınızda takılı kalması gerekmekte. Evet arkadaşlar, kurulumuz bu kadar. Hadi hayırlı olsun. Ve arkadaşlar geldik bir videonun daha sonuna. Bu videomda sizlere sıfırdan Windows 10 nasıl kurulur anlatmaya çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.